Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Seyirciye sahnede gördüklerinin gerçek değil, bir oyundan ibaret olduğunun bizzat oyuncular tarafından hatırlatıldığı çağdaş tiyatro epik tiyatrodur arkadaşlar. Doğru, Adana şıkkını eliyoruz. Düşünce ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun arkadaşlar monolog değildir. Monolog tek kişinin konuşmasıydı arkadaşlar. Sözsüz oyun ne olacaktır? Pandomim olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Yabancı dille yazılmış bir oyunu yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlama, adaptasyon demek. Doğru. Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları aksesuardır. Bu da doğru. Masallardaki olağanüstülükler üzerine kurulan kahramanları, periler, cadılar ve cinler olan tiyatro türü fairy. Bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilebilir? Metindeki rol dağılımlarına göre kişiler baş kahraman, yardımcı kahramanlar, karşıt güç şeklinde çeşitlenir. Kişilerin kendine özgü, ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlara arkadaşlar ne diyoruz? Karakter diyoruz değil mi? Kendine özgüdür çünkü karakter. Herkesin kendine has bir karakteri vardır. Biz buna kendine özgü olduğu için ve diğerlerinden ayırt edici bir özellik olduğu için karakter diyoruz. Kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlara ise biliyorsunuz ki tip diyoruz arkadaşlar ve tip belli bir sınıfı temsil ederken karakter kendini temsil eder. Evet, Adana şıkkı değil, Bursa şıkkı değil. Cevabımız C. Mizaç değil. Burada da huy değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Coşkun kanepede oturur ve elindeki kitabı biraz sıkıntıyla okur. Yanında Saadet Nine bir albüme bakmaktadır. Yemek masasının üzerinde bulunan kağıtları okuyan Saffet, ellerini çenesine dayamış, kağıtlara iyice eğilmiş. Çevresiyle ilgisi kesilmiş gibidir. Arada bir başını sallar, tavana bakar. Karşısında Ümit ciddi bir tavırla bir şeyler yazmaktadır. Boy aynasının önünde Cemile, komşu kadının elbisesinin üstüne iğnelerle tutturmuş olduğu elbiseyi prova eder diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu bir hikaye değil çünkü genellikle kişilerin yaptıkları eylemleri söylemiş ve kişilerin eylemlerini parantez içerisinde dile getiren metinler tiyatrolardır biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa. Bir anı değil, bir masal değil, roman zaten hiç değil. Dediğim gibi cevabımız B şık. Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Geri gönderiyorum Hermione'u koyarak alnına taç yerine ebedi zillet ancak. Düğünü hazırlanın mabede gidip hemen. Ona yapılan tacı size giydireyim ben. Madam bu hor görülür bir ihsan değil fakat size söylüyorum ben ya ölüm ya saltanat. Kalbim tam bir senelik nankörlüklerden bezgin, tereddüdünü artık çekemez kaderinin. Bu uzun zaman korkmak, tehdit, inlemek hem de ölürüm sizi versem, ölürüm beklesem de. Düşünün yine gelir götürürüm sizi de çocuğunuzun beni beklediği mabede. Göreceksiniz beni orada uysal ya da huysuz, ya taç giyeceksiniz ya ölecek oğlunuz diyor arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda parodi ciddi sayılan bir eserin bölümünü ya da tamamını daha komik duruma getirmektir. Bu değil arkadaşlar, bunu eliyoruz. Skece baktığımızda 5-6 dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa müzikli oyunlar, bu da değil, bunu da eliyoruz. Drama baktığımızda acıklı şeylerin dile getirildiği oyun, bu da değil arkadaşlar, bunu da eledik. Vaudeville'e baktığımızda bir çeşit komedi aslında, türkülü bir tiyatro, bunu da eledik. Trajediye baktığımızda arkadaşlar ölçülü ve uyaklı biçimde yazılır. Gördüğünüz gibi koyarak ancak hemen ben. Fakat saltanat ve ses benzerliği görmektesiniz. Erdem ve ahlaka büyük önem veren, acıma ve korku duygularını uyandıran bir tiyatrodur. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olur. Yukarıda verilen özelliklerin hangileri trajedi ve komedide ortaktır? Seçilen kahramanlara baktığımızda arkadaşlar trajedide soylu kişiler, komedide günlük hayattaki kişiler, bu ortak değil. İşlenen konulara baktığımızda trajedinin daha çok böyle işte tarihten, mitolojiden yararlanma, komedide günlük konular, bunu da eledik. Perde sayısı ikisinde de 5, doğru. 3 birlik kuralına ikisi de uyuyor, bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Kullanılan üsluba baktığımızda trajedide soylu bir üslup, komedi zaten günlük konuşma diliyle yazılır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde dram türüyle ilgili verilen bilgi yanlıştır? Dram, hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatrodur. Doğru arkadaşlar. Komedi ve trajedinin aslında birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Konularını milli tarihten, günlük yaşamdan alabilir. Doğru. Nazım ve nesir şekilde yazılabilen dramlarda perde sayısı yazarın tercihine bağlıdır. Bu da doğru. Trajedi ve komedideki gibi 3-1'lik kuralı ilkesine dramda da uyulur diyor. Yanlış arkadaşlar. Dramda 3-1'lik kuralına uyma zorunluluğu yok. Cevabımız bu yüzden Denizli. Kaba ve argo sözlere de yer verilen dramlarda öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilebilir. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çocuklar ve aykırı yaratılışlı olanlar kahraman olarak seçilemez diyor arkadaşlar, değil mi? O zaman Feri'yi eleriz. Neden? Feri'de kahramanlar cinler, periler. Birazdan masalsı bir tiyatro. Bunu eledik. Vaudeville de bir komedi türü. Bunu da eleyebiliriz. Çünkü bu eserlerde akıl gücüyle donanmış, sağduyu sahibi, ölçülü, kararlı, iradeli seçkin kişilerin, bakın dikkat, ruhsal yapılarıyla davranış özellikleri anlatılır. Bu komedi de olamaz. Komedide seçkin kişi yok. Vaudeville de bir komedi türü. Onu da eledik. Dramda da olamaz arkadaşlar. Seçkin kişiler trajedide vardır. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdaki parça bir oyunun son sözünden alınmıştır. Şaka değil, durumumuz gerçekten bitik. Tek çıkar yol bu kargaşalıkta. Ne tür yardım etmeli insanoğluna? İyi yaşasın ömrü boyunca. Saygıdeğer seyirciler, kendiniz arayın. Haydi kendiniz bulun sonu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tuluat sanatçılar oynadıkları eserin konusuna bağlı, fakat arkadaşlar oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler. Tuluat tiyatrosu değil, bunu eledik. Absürt tiyatroya baktığımızda ise kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkarak tabiattan, mantıktan uzaklaşıp çevreyi ve alışılmış düzeni yerip arkadaşlar eleştirip insanlara farklı bir bakış açısı kazandıran tiyatro türüdür. Dolayısıyla absürt tiyatroyu da eledik. Kabaret tiyatrosuna baktığımızda arkadaşlar daha çok güncel konuları iğneleyici ve taşlayıcı bir biçimde ele alan skeçlerdir. Bunu da eledik. Drama baktığımızda zaten dram biliyorsunuz ki hem acıklı hem gülünç olayları bir arada verir. Dolayısıyla bunu da eledik arkadaşlar. Cevabımız epik tiyatrodur. Epik tiyatroya baktığımızda seyircinin oyuna fazla kapılmaması gerektiğini ve aslında oynanan bir oyunun sanki daha çok anlatmaya bağlı, göstermeye bağlı değil de anlatmaya bağlı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Amaç İzleyiciyi sahneye yabancılaştırmaktır arkadaşlar. Bu yüzden anlatmaya dayalıdır. Cevabımız epik tiyatro olacak, yani Bursa şıkkı. Bu tanımlardan hangisi aşağıdakilerden herhangi birine ait değildir? Mantık örgüsünün dışında gelişen olayların işlendiği tiyatro türüne arkadaşlar absürt tiyatro deriz. Şarkıların, sözlerinin tümü şarkılı olarak söylenen tiyatroya opera deriz. Şöyle, konusu türlü dans ve davranışlarla anlatılan müzikli sözsüz tiyatroya bale deriz arkadaşlar. Victor Hugo ile asıl şeklini alan nazım ya da nesirle yazılan romantizmin tiyatrosudur. Tabii ki dram. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Bu parça klasik tragedyaların birbiri ardına süren diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Şöyle, kişiler yüksek tabakalardan seçilir. Koro halkın duygu ve düşüncelerinin sesidir. 3-1'lik kuralına sıkı sıkıya bağlıdır diyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Yer, zaman ve olay birliğinden bahsediyoruz tabii. Yüksek ve ağırbaşlı bir üslup kullanılır. Evet, koroya bakıyoruz. Ey talihsiz babanın evladı Elektra, kurnaz ananın dinsizce kurduğu tuzağa düşen Agamemnon. Ne bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ağlıyorsun, suçu işleyen de öyle ölsün. Eğer böyle bir dua günah sayılmazsa Elektra, ey soylu ailenin kızları, acımı avutmak için buraya geldiniz. Biliyorum, anlıyorum gözümden. Bir şey kaçmıyor ama vazgeçmiyorum. Zavallı babama ağlamaktan kendimi alamıyorum. Koro. Fakat hiçbir zaman hepimizi bekleyen Hades bataklığında ne gözyaşları ne de yalvarmalarla kral babanı yukarıya alamayacaksın diyor arkadaşlar. Diyalog ve koro bölümleri var. Yüksek tabaka var. Elektra, Agamemnon şeklinde, yine Hades var. Koro halkın duygu ve düşüncelerinin sesidir, doğru. Yüksek ve ağırbaşlı bir üslup var arkadaşlar, bu da doğru. 3-1'lik kuralı yok, bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Komedi ve trajedi türlerinin karşılaştırılmasının verildiği yukarıdaki tabloda numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır? Baktığımızda arkadaşlar komedinin konusu günlük yaşamdan alınır. Trajedi tarihten ve mitolojiden, doğru. Kişilere baktığımızda komedide sıradan kişiler, tabii ki halkı güldürmek için sıradan kişileri kullanacaklardır. Ama trajedide yüksek tabakadan seçilen olağanüstü özelliklere sahiptir. Yine komediye baktığımızda kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Trajedide günlük konuşma dili özellikleri vardır. Yanlış arkadaşlar, tam tersi olacak. Komedide günlük konuşma dili özellikleri var ama trajedide üslup soylu olduğu için kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. İkisi yer değiştirecek. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Üç birlik kuralında ikisinde de var. Tür olarak manzum olarak yazılır. İkisi de manzum olarak yazılır. Bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olur.